buradan emeğime saygı duyarak veya benim yolculuğuma eşlik ederek takip edenlere, dinleyenlere büyük bir sabırla çok teşekkür ederim. Kalbi bir muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Bu haftaki kitabımız Sistem İçinde Kadın, Cihan Aktaş'ın kitabı. Benim kitaplığımdaki en eski kitaplardan biri. Bu kitabı yorumlayıp yorumlamamakta çok tereddüt ettim. Bana hatırlattığı şeyler, bu derste acaba duygusal bir kontrol kaybına uğrar mıyım diye düşünmedim değil. Hatta çekim yapmadan önce umarım kitabı teorize edebilirim, umarım rasyonalize edebilirim, düşünsel olarak ele alabilirim diye dua ettim. Öyle diyeyim. Ben sonradan kapandım üniversite yıllarında ve o dönem ilk kapandığımda İslam'da kadın nasıl olur diye ben diyeyim 15-20 hadi siz abarttı deyin ama asla ondan az olmayan bütün İslam'da Kadın isimli kitapları aldım. Bu kitap da onlardan biri. Yıl 1988 ve ben aslen nasıl bir Müslüman kız olacağımı kitaplardan didaktik şekilde yani tırnak içerisinde öğretilmiş bir şekilde öğrenmeyi düşünüyordum. Birçok şeyde olduğu gibi. O yüzden bu kitabın altı çizili olan, ben kitapları altını çizerek okuyorum. Altı çizili olan kısımları beni o Semra'ya götürdü. O Semra neyi ne kadar algılamış, neyi algılayamamışla ilgili ben kendi tarihimle yüzleştim. Bu ne kadar seansır bilmiyorum. Çok da kişisel hikayemle senkronize bir şekilde anlatmak istemiyorum aslında. Ama olmaz. Kendi hayat hikayemle senkronize bir şekilde anlatmak istemiyorum aslında. Yani ben mümkün olduğu kadar kadın üzerine, başka herhangi bir konu üzerine de kendi perspektifim dışında öznel olmayan alana taşımak istiyorum. Bu konuyu da öyle. Ve fakat bana hatırlattıklarını kaç gündür boğuşuyorum. Sizlerle de böyle ucundan paylaşmış olayım. O yüzden de veya tam da bu yüzden bu kitaba getireceğim bütün eleştiriler yazardan ve içerikten bağımsız olarak o zamanki Semra'ya söylenen sözler veya o Semra'nın durduğu yere getirilen eleştiriler olarak kabul ederseniz eğer çok memnun olurum. Hem de Cihan Aktaş bağlamından da çıkarmış oluruz. Çünkü nihayetinde çoğu düşüncemiz bağlamsal bir çerçevede oluşuyor. Cihan Aktaş'ın da o bağlamda ki o bağlama biz de dahiliz söylenmiş sözleri olarak kabul ediyorum. O bağlamda da Cihan Aktaş'a atlamaktansa açıkçası kendi üzerimden anlamayı daha ahlaki buluyorum bir okuyucu olarak. Kitabın adı Sistem İçinde Kadın. Kitap oldukça yıpranmış. İşte 30 yılı aşkın bir süre, 34 oluyordur belki. Kitabın ismi Sistem İçinde Kadın. Bu ismi çok önemsiyorum. Çünkü sistemi reddetmeye yönelik bir başlangıcı var kitabın aslında. Yani ismine binaen kendini konumlandırdığı yer. Bu açıdan reaksiyonel bir tavır, reaksiyonel bir bakış diyebiliriz. İşte bu dönemsel olarak o zaman kasabadan veya köyden şehire özellikle üniversiteli olmaklıkla gelen neslin aynı zamanda da muhalif varlığının veya söyleminin de bir tezahürüydü. O yüzden sistem içinde kadın tabiri caizse cuk oturmuş aslında o dönemki algılamamızın ifadesine. Ve tabii ki o reaksiyoner tavrın Kemalist ideolojinin ötekisine bakışından kaynaklandığını da unutmamak lazım. Nihayetinde bizim nezuhur bir zihniyetle ürettiğimiz bir şey değildi. Aslında süre gelen ulus devlet paradigmasının sorunlarının muhatabı olan bir nesil olarak bizim de kendimizi ifade etme yöntemimiz olarak ortaya çıkmıştı diyebilirim. Aslında uzun bir İslamcılık okuması yapmak isterim sizde. Yani o yarı selefi, yarı radikal, gayet modern İslami algının tahlilini, eleştirisini, handikaplarını veya kazanımlarını hem şahsiyet olarak bize hem de topluma aynı zamanda kaybettirdiklerini açıkçası onunla epey uzun süredir yüzleşiyorum ama okuyucularla da bunu paylaşmak tarihe, kendime, ülkeme borç olarak düşünüyorum ben. Bu da bir söz niteliğinde olsun inşallah. Kemalist ideolojinin öteki diye ötelediği, görmezden geldiği, görmemekte ısrar ettiği dünyadan geliyorduk biz. Geleneksel bir İslami algım da yoktu ama iç yakıcı bir hikaye. Bu iç yakıcı hikayenin böyle 30 küsur yıl sonra tekrar kadın üzerinden ve işte 50 yaşını aşmış Semra'nın yüzleşmesi olarak dinlemek bence dinleyiciler için de çok etkileyicidir. Ve tabii ki bu ötekinin Kemalist ideolojinin modern dünyanın ötekisiyle birleştiği bir yere tekabül ediyorduk biz. Defaatle söylemiştim sadece kadına bakış değil
birçok konuya bakış, modern dünyayla trajik karşılaşmamızın bir patolojisi olarak yansıdı. O yüzden o dönem ortaya çıkan birçok düşüncenin patolojik ögeler gösterdiği söylenilebilir. Hastalıklı bir zihinsel yapı olduğu söylenilebilir. Çünkü yeniklik psikolojisinin vermiş olduğu veya kompleksin eşlik ettiği düşüncenin sağlıklı olduğu söylenemez. Tabii ki bu kitap başladığı ve baktığı yerin orası olduğunu ve buradan kadına baktığını, kadın sorununa baktığını söylemeliyim. O yüzden de sistem içindeki kadını sorguluyor veya eleştiriye tabi tutuyor. Sistem karşıtlığı üzerinden sistem içindeki kadınları tahlil ettiği söylenilebilir. Ve acaba sistem içerisinde erkekler tahlil edilseydi, bir eleştiriye veya sorgulamaya tabi tutulsaydı, bu kitaptaki kadınla ilgili ifade edilen söylemlerden başka bir şey çıkar mıydı diye düşünüyorum aslında. Çok da çıkacağını sanmıyorum. O yüzden cinsiyet üstü bir zeminden bahsediyoruz aslında. Erkek için de aynı sorunlar çıkardı, aynı tespitleri yapardık deniliyorsa aslında mesele hem ontolojik, hem sosyolojik, hem ekonomik, hem de kültürel olarak değerlendirilmeli demeliyiz. Çünkü cinsiyetler üstü veya çok çok daha yukarıya çekip özellikle ontolojik bağlamda bir varlık sorunu olarak olayı ele alabiliriz. Yani kitap bu kadar etkinlik içeriyor mu? Hayır tabii ki. Fakat tünelin ucundaki süzülen ışığı gördüğümüzü söyleyebilirim. Ama hacim olarak da baktığımızda, yapmak istediği açısından da baktığımızda böyle bir ağır yükü yükleyemeyiz diye düşünüyorum. O ideolojik perspektif, 1980'lerden bahsediyoruz. O ideolojik perspektifin birçok şeyin üstünü örttüğünü söylemeliyim. Bence üstünü örttüğü en değerli şeylerden biri dindi. Şimdi onunla yüzleşebiliyorum açıkçası. Ve burada ne kaybettiğimizin, ne kazandığımızın da hesabını tutuyoruz. Hesap demeyelim de aslında yüzleşmesini yaşıyoruz veya tövbesini yapıyoruz diyebilirim. Kitap hakkında yapacağım tahlillere şöyle başlayayım daha doğrusu. Allah'a kul olmakla mucizemsi şekilde her sorunun ortadan kalkacağına dair düşünceyi kitabın ana zemini sayıyorum ben. Ve dünya gerçeğinden kopan bir idealist algıyla kalem yazmış, öyle diyelim. Yani arkasındaki zihniyet böyle bir bakış açısıyla. Bu aslında hani Müslümanın psikiyatriste ihtiyacı olmaz diyen söylemin bu defa da kadın bakışına bir yansıması, öyle diyelim daha doğrusu. Halbuki insanın dertleri ortak olduğu gibi, sorunları ortak olduğu gibi, handikapları da ortak. Çözümleri de ana arterde çok ortak. Belki oradaki niyet farklılaşabiliyor diyebilirim. Ve kitaptaki sistem içinde kadını kategorileştirdiği her şey modernizm bağlamında ele alınıyor. Dediğim gibi bizim gibi modernizme maruz kalmış bütün ülkelerde kadın meselesi modernizm eşliğinde ele alınıyor kaçınılmaz olarak. Ve bu arada da tabii ki modernizme alınan cephenin modern bir İslam yorumu oluşturduğunu da unutmayalım lütfen. Bu modern yorumun da barındırmış olduğu selefi, biraz daha radikal, biraz daha özsel bakış açısı kadının insani taleplerini modernizmle eşleme cesareti de göstermiş oluyor tabii ki. Bu kitaptaki kadına ait bütün kategoriler modernizm eşliğinde olumsuz özellikler, o kategorilere sürekli modernizm üzerinden yüklenerek yapılıyor. O yüzden de ideolojik ve saf bir anlatımı var diyebilirim. Halbuki dediğim gibi dizilerdeki mantık gibi bakarsak eğer %100 iyiler ve %100 kötüler oluyor. Ve %100 iyiler de o saf İslam özüyle kendini şekillendiren insanlar var sanılıyor. Halbuki yeryüzünde din adına bile %100 iyiler yok. Dinin çerçevesi dışında kalanlarda da %100 kötüler yok. Bu böyle bir düşük düzey bir dizi film karakterleri değil aslında. Batılılaşma, modernleşme karşıtlığı veya uyumu ile kendini inşa eden o modern dönem ideolojik algısıyla da yüzleşmiş oluyoruz. Bunu da İslamcılık okumalarında detaylı bir şekilde ele alırız. Kitabın kendini konumlandırdığı yer burası kısaca. Bu da çok önemli çünkü bundan sonraki yapılacağımız tahlillerin hangi zemin üzerinde yapıldığını özellikle belirtmek istedim. Çünkü o yorumları etkileyen bir zemin ve kitap olması gerekenden yola çıkıyor. İdeolojik bir algı olması idealleştirmesinden de
belli. Hatırlarsanız ben kadın üzerine okumaları böyle ideal bir zeminden değil de gerçek zeminden kalkarak o bağlam üzerinden şekillendirmeyi hedeflediğimi söylemiştim. Bu iki bakış açısı bu kitabın yorumunda çakışıyor. Zaten işte başlarken ki o tereddütlü, eleştirisel zemin üzerinden inşa edilecek bu okumanın da rengi belli olmuştur diye düşünüyorum. Olması gerekenden yola çıktığı için aslında tümden gelimsel diyebiliriz. Yani bir işte kadın modeli var, idealize edilmiş. Bu Tanrı'ya inanan, konu İslamcılıksa Allah'a sıdkı bütünle inanan hem de tahkiki bir iman seviyesinde olan kadınla sürekli mukayese ediliyor. Tabii ki gene baktığı bağlam üzerinden ahlaksız batı resmi çok ciddi bir argüman olarak kullanılmış. Bu da o kadar aşinayız ki bu söylemlere. Bu arada öyle söyleyeyim, yani bu kitapta eleştiri adına atıf yaptığım herhangi bir söylemin benim tarafından söylendiğini, hatta daha ileri götürülerek söylenmiş olduğunu varsayarak lütfen dinleyin. Çünkü bu cümlelere benzer cümleler, hatta daha şiddetli cümleleri ben kendi sesimden, kendi kulaklarımla duydum. Öyle diyeyim. Benim için de ilginç bir yüzleşme. Yüzleşe. Bitmedi ömrüm. Deri değiştirir gibi ilerliyor hayatım. Çok da can yakıcı oluyor kaçınılmaz olarak. Tabii ki kadınla ilgili olan konumda kadın bedeniyle ilişkilendirilmeden anlatılmasını beklemiyoruz. Çünkü batıdaki kadını ahlaksızlık üzerinden alırken de onu bir nesne, bir objeye veya onu bedene indirgenmiş materyalist kapitalizm tarafından kullanılan bir öge olarak düşünülüyor diyelim veya öyle tasvir ediliyor. Tekrar Batı'nın kadını bedeni üzerinden ele aldığına dair bir eleştiri aslında fark etmiyor. Nerede olursa olsun kadının istismarı veya kadının engellenmesi bedeni üzerinden yapılıyor demek bu. Yani ister anne olmak üzerinden ve ev işlerini veya duygusal yatkınlığından olsun, isterse de bedensel estetize edilecek yönleriyle olsun, çok da fark etmiyor. Gene kadın akıl ve irade alanında yok. Bu kitaptaki anlatı çerçevesinde diyorum. Müslüman kadınların hayatın kıyılarına itilmeleri gereği toplumun ortak çıkarları adına son bulmalı diyor yazar. Bunu ön sözde kullanıyor ve kitabında aslında toplumun ortak çıkarı adına o kadının hayatın kıyılarından daha merkeze doğru, daha ana artere doğru çekilmesi çabasını görüyoruz. Bu da Müslüman kadın bağlamında tabii ki ele alınıyor ve oldukça iri cümlelerle aslında başlıyor cümle. Bu arada ideolojik söylem, idealist bakış açısının çok iri cümlelerle, mottovari cümlelerle çok ciddi bir retorik kullandığını unutmayalım. Hatta iri cümlelere ayet ve hadislerin de eşlik etmesi veya mızrağın ucuna onların takılması bir cedel havası da estirmiyor değil açıkçası. Büyük cümlelerden biri de Batı'da kadınların asırlardan bu yana mücadele ettiği halde sahip olamadığı insan kadın kişiliği Müslüman kadının doğasında mevcuttur cümlesi. Burada kadının o irade ve akılla elde etmesi gereken yere insan kadın tabiriyle işaret ediyor Cihan Aktaş. Batı'nın mücadele etmesine rağmen elde edemediği şey aslında Müslüman kadında ifade buluyor diyor. Ben hemen hani nerede diye sonrasım geliyor. Bütün İslam ülkelerinde de insan kadın tamlamasına isabet edecek o Müslüman kadının irade ve akıl alanındaki durumu da çok göz dolduruyor diyesim geliyor. Tabii ki bu teoride, yani idealize edilmesinin sebebi zaten bu bakış açısının teoride yapılıyor olması. Her zaman teoride olması gerekenle olan arasındaki uçurumu görüyoruz aslında. Dine olması gereken üzerinden idealize edilmiş bir bakış açısıyla bakılan bir perspektiften bahsediyoruz. Müslüman kadın ağzına vur, lokmasını al diye tabir edilen pısırık, sessiz ve silik kadın değil diyor Cihan Aktaş. Bu çalışmanın asıl sebebini de Müslüman kadına yönelik o geleneksel suçlamaların bütün şiddetinin
giderek artmasına karşı kendisinin bir karşı koyuşu olarak kabul etmemizi söylüyor. Temeli zulüm olan müşrik yapılarda toplumsal yapının geçişkenliği ortadan kaldırılmış sınıflar oluşturmasından bahsetti. Özellikle Batı'nın sürekli birbirleriyle mücadele eden, birbirleriyle karşıtlık ilişkisi kurulan sınıfsal yapılara sahip olduğunu, o yüzden aslında huzursuz toplumsal yapılar olduğunu ifade etti. Bunu da müşrik toplumsal yapıyla ilişkilendirdi. Tekrar hatırlatalım. Sistem içerisinde kadından bahsettiği sistem aslında modernizmin inşa ettiği bir sistem. O yüzden çatışmacı bir toplum yapısı var. Hatırlarsanız hiyerarşik toplumsal yapılarda çatışma yoktur. Eleştiri, sorgulama, denetleme de yoktur aynı zamanda. O hiyerarşide sadece itaat vardır. O yüzden toplumsal yapı dışarıdan bakınca çok huzurlu ve bir yek vücut şeklinde görünür. Ve bu eleştirisine devam ederek diyor, bakmayın siz kadına, özgürlük adına haykıran çığırtkanlara. Özgürlük, eşitlik ve adalet ne güzel vaatler ama hani neredeler bunlar uygulamada diyor. Aynı soruyu Müslümanlar için de İslam dininin savunduğu insan kadın profili için de sorulabilir diye düşünüyorum ben. Çok mu cesurca bulursunuz bilmiyorum böyle bir soruyu ama hani nerede o insan kadın, o teoride kaldıysa bunun da teoride kaldığıyla ilgili eleştirilere hazır olmalıyız bence. Biz kendi elleriyle anestezi almadan bir ameliyat masasında kendisini canlı canlı ameliyat edecek kadar cesur olmalıyız veya cesuruz bu yüzleşmeyle. Hiç kimsenin biz yüzleştirmeye ihtiyacı olmadan kendi günah çıkarmamızı yapabiliriz diye düşünüyorum. İşte modernizm karşısındaki yabancılaşmaya uğramış o toplumsal yapılardaki Türkiye o ideolojik kimliğiyle böyle bir toplumsal yapı olarak addediliyor bu kitabın içeriğine göre. Kadınlar şu belirgin tiplere veya sınıflara bölünmüştür diyor. Batıcı elit kadın, yoz nesne kadın, tüketici boş kadın, gelenekçi kadın, aydın kadın, aydın Müslüman kadın. Bu başlıklarla o toplumsal yapıdaki ortaya çıkan kadın modellerinden bahsediyor aslında. Ve aydın Müslüman kadına kadar tüm olumsuzlukların üzerine boca edildiği kadın tipleri tabii ki. Acaba özellikle aydın Müslüman kadın tipinin tip olmaktan bir sınıfa dönüştüğü söylenebilir mi? Veya aslında bir tip olarak bile var mı diye de sorulabilir. Hani öznel olarak bile var mı? Hani yoksa toplumsal bir sınıf olmadığı konusunda zaten kanaatimiz var. Yani aslında burada tip olarak karşımıza sunulmuş olan kadın betimlemelerinin sınıf olabilecek kadar çoğunluk olmadığını da söylemeliyim. Bir şeyi anlatmak için ifade olarak kullanılmış olabilir ama çünkü ben kadın meselesinin bir avuç insanın yaşam alışkanlıkları veya yaşam tercihleri üzerinden de olumsuzlandığına şahit oluyorum. Yani insan diyor ki mesela işte batıcı elit kadın için gösterişçi tutumuyla tüketici, boş, yoz, nesne özellikleri taşımaktadır diyor. Nitelikli şeylere karşı ilgisi yoktur diyor. Hep bunlar çok zayıf kalmıştır. Ve batıcı elit tipte halkın idrakının yeterli olmadığı inancı vardır. Buraya bir ünlem işareti koyuyorum. Buraya tekrar muhakkak dönmem gerekecek çünkü hemen hatırlatayım ki halkın idrakının yeterli olmadığına dair bu eleştiriyi geleneksel kadın perspektifinde de yazar ileriki sayfalarda yapacak. O zaman bu ünlemin neye isabet ettiği sizler tarafından da çok iyi anlaşılmış olacak. Burada Said Halip Paşa'dan bir alıntı yapıyor ve orada toplumumuzda var olan erkek ve kadın arasındaki eşitsizlik onların yükümlü oldukları görevlerin farklılıklarını simgeleyen doğal bir sonuçtur cümlesini almış. Aslında o hiyerarşinin doğal yetenekler bağlamında nasıl bir toplumsal farklılaşmaya dönüştü. Aslında biz buna toplumsal cinsiyet diyoruz. Toplumsal cinsiyetin nasıl hizmet ettiğini göstermiş oluyor bize Said Halim Paşa. Demektir ki o doğal özelliklere dair bir toplumsal cinsiyet algısı, toplumsal görevlendirmenin bu kadar kas katı bir şekilde algılanması gayet normalleştirilmiş. Ve Osmanlı'daki kadın özgürlüğüne dair atıfları vardı yazarın. Bunu da o dönem bu konuda slogan atanların daha çok batıcı çevreleri olduğunu söylüyor ve bunlar büyük sermaye çevreleriydi diyor. Unutmayın biz o ideolojik İslam döneminde bize sermaye, güç odakları, burjuva dediğiniz zaman tüylerimiz diken diken oluyordu. Geçmişimizden de zaten bir sultanstans intiba var bizde.
O yüzden kullandığımız dil de buna çok uygundu. Okuduğumuz yazarlar da çok uygundu. O yüzden sermaye ve burjuvaya bir şey hizmet ediyorsun. Bizim onun karşısında durmamız bize Allah'ın emriydi. Gerçi hala öyle bir emir biliyorum, o ayrı mesele, ama başka bir açıdan, başka bir perspektiften de olayı ele alabiliyorum en azından. Modern dünya algısının cinselliğin sınırlarını yıkan anlayışı tabii ki çok ciddi bir şekilde eleştiriye tabi tutulmalı. Çünkü çok indirgemeci bir bakış. Ama kadının toplumsal cinsiyetle ilgili talepleri veya kamusal alanda varlığıyla ilgili talepleri böyle bir modern dünyanın indirgemeci bakış açısıyla engellenemez. Hatta kitabın ileriki yerlerinde söyleyeceğim. Afınıza sınırı söylüyorum. Kitapta kullanılan kelime olduğu için söylüyorum. Fuhuşla dayak yemek arasında herhangi bir tercihe mahkum edilmemeli kadının varlığı. Ya veya ya da ya mahkum edilmemeli diye düşünüyorum. Dayak yediği erkeğine karşı isyana, karakola başvurmaya çağırmanın bu kadının yararına olacağını %100 kim söyleyebilir diyor Cihan Aktar. Bu soru yukarıdaki satırlarda kadın özgürlüğü ile fuhuş arasında kurulan ilişkiye taşları diziyor. Çünkü modern dünyadaki kadınların hemen hemen hepsi ahlaki yozlaşmada ve fuhuş içerisindeler. Burayı da cinsel özgürlükle geçişini tamamlıyor. Kitapta ifade edilen zihniyetin ana arteri. Bu az buz bir çoğunluk değil aslında. Dayak yiyen kadının hemen karakola başvurması veya bu konuda hak talep etmesi veya hukuksal yola başvurması onun için iyi olmayabilir. Yoksa o cinsel özgürlük mü talep ediyor diye siz böyle abondene edici bir retorik diliyle muhatap oluyorsunuz. Kadın fuhuşla dayak yemek arasında iki seçenekten birine mecbur bırakılmaya çalışılıyor ki mahkumiyetin olduğu yerde özgürlük olmaz. Seçeneğin olmadığı yerde insanlık olur olmaz. Seçeneğin olmadığı yerde ahlak olmaz. Bence özgürlüğün olmadığı yerde kulluk idraki de olmaz. İlk önce özgür olmalıyız ki irade edip iman etmiş olalım. Tüketici boş kadın başlığı da gene biz. Tabii ki materyalist bir algının üretmiş olduğu kapitalist sistemin tüketimi üzerinden anlayacağızdır. Bu da tüketimle bu kadın algısı arasında sömürülme açısından bir ilişki kuruyorduk veya hala da kurduğumuzu söyleyebiliriz. Yani kadının sadece bir meta olarak değil, bir tüketim alanı olarak belirlenmesi de iç acıtıcı gerçekten. Her kadınlık onurunu savunan insan böyle hisseder diye düşünüyorum. İşte bazen bu tür savunmaların mutlaklaştırılması bana, tekrar söyleyeyim, yani dizilerdeki o saflaşmış iyi kötü ayrımını getiriyor aklıma. Çünkü en nihayetinde sadece batılı normlarla dünyayı algılayan insanlar tüketmiyor aslında. Yani israf dediğimiz şey insanın nefsinin özelliklerinin yansımasıyla oluşuyor. Ve bu her insan için geçerli aslında. Eğer biz ötekisi üzerinden kendimizi tanımlamayı bırakırsak kendimizle ilgili yüzleşmeleri çok daha iyi yaparız. Hatta bu kendi ülkemizle ilgili yüzleşmeleri, kendi şahsiyetimizle ilgili, kendi ailemizle ilgili yüzleşmeleri de diye düşünüyorum. O yüzden de arınmış %100 saf insanlar olma iddiasından veya inanmanın bile böyle bir iddiayı doğurmayacağı gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor. İşte mesela bir sınıf mı, var mı böyle insanlar? Varsa neredeler? Ben niye tanımıyorum? Benim hiç tanımadığım ve karşılaşmadığım bu insanlar bir sınıf olarak muhatap alınıp ve kadın hakları bunlar üzerinden bir daralmaya veya bir tehdide maruz kalır mı diye düşünüyorum. Çünkü bahsedilen dans partileri, kokteyller, sınırsız cinsel talepler, su gibi para harcamalar, hani kitap almakta zorlanıyoruz, su gibi para harcamakla ilgili bir tasarruf veya etrafımızda böyle insanların olduğunu söyleyebilmek için sadece ekran üzerinden dünyaya bakıyor olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu tür eleştirilerin de çok medyatik nitelikte retorikler olduğuna inanıyorum. Bu şahsen beni çok incitiyor. Böyle bir akıl sınırına maruz kalmak da incitiyor açıkçası. Dediğim gibi yani medyatik insanlar üzerinden, bunlar Türkiye'de yüzde kaça tekabül ediyor, binde veya milyonda kaça tekabül ediyor onu bilmiyorum ama kadını ele almak, kadını bunlar üzerinden değerlendirmek, idealize edilmiş Müslüman aydın kadın profiliyle bakmanın başka bir yöntemi. Dediğim gibi yani saf iyi ve saf kötü.
profiller. Kitapta güzel bir cümle vardı, onu özellikle aldım. Sorgulanması gereken kadınların bu zihinsel köleliğidir diyor. Bedensel kölelikler de öyle, toplumsal kölelik de öyle. Zihinsel köleliğin üstüne kurulan şeyler, maddi kölelikler. Ama Ali Şerati'nin öyle bir cümlesi vardı. Artık dönem değişti. Av avcıya lütfen beni vur diyor. Gönüllü köleliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Köle olduğunun farkındalığı çok yüksek bir seviye. Gönüllü kölelere zulüm onlar için hatta bir statüdür, bir ikramdır. Sistemi tanımlamak, hatta uluslararası emperyal sistemi, sömürü sistemini, vahşi kapitalizmi tanımak ve onun karşısındaki insanın konumunu yerli yerine oturtmak ve bunun içerisinde kadın bunun neresinde, ne kadar neresindedir diye tahlil yapabilmek hem gerekli, hem elzem, hem de varoluşsal sorun yaşayanlar için imanın da bir gerekliliği. Müslüman kadın ise diyor bunların hepsinin uzağında ve ötesinde ve ilerisindedir. Tekrar söylemiş olayım. Nerede o kadınlar ve bu Müslümanın olması gereken yerden, olması gereken idealize edilmiş bir Müslüman profili iddiası var mı? Yani acaba cennete günahsızlar mı gidecek? İdeal insan profiline sahip olanlar mı gidecek diye de bir soruyu buraya bırakmak istiyorum. Yoksa bir oluş sürecinde olduğunu ve oluş sürecinde hatalarıyla yüzleşmeye cesaret eden, yaşama sorumluluğunu alan, düşünme sorumluluğunu alan, yaşadığı dünyayla, kendisiyle yüzleşebilme cesareti alan tövbekar ruhlar mı acaba cennete gidecek diye sormak istiyorum. Gelenekçi kadın başlığı bence kitabın bizim en çok yoğunlaşmamız gereken parametresi. Çünkü bu kadının aydın Müslüman kadınla karıştırılıyor olmasına itiraz ediyor. Çünkü diyor bu geleneksel dinin ortaya çıkarmış olduğu geleneksel kadın derinliksiz bir dindarlık algısıyla kendisini inşa etmiştir. Bu kadının geleneksel yapı içerisindeki kadının eziklik durumunun aşağılanarak sanki bir meziyet gibi gösterilmesinin baskısı altındadır diyor Müslüman aydın kadın. Burada halk İslamı dediğimiz İslam'a çok modern bir bakış olduğunu söylemeliyim. O dönem bizde daha çok bilinçli Müslüman ve bilinçsiz, geleneksel annelerimizin örtüsü gibi ve işte bilinçli, farkındalığı yüksek Müslüman'ın, Müslüman kadını birbirinden ayırarak yorumlarımızı yapıyorduk. Burada da onun izlerini görüyoruz şüphesiz. İşte burada kadının bu geleneksel toplumsal yapıda içine düşmüş olduğu handikaplar içinde aslında suçlunun kim olduğuna işaret edilmiş oluyor. Bu da genelde Müslümanların içinde bulundukları durumu fatura ettikleri geleneksel İslam algısı olarak karşımıza çıkıyor. Halk İslam'ını, oradaki o geleneksel yorumu, içinde barındırdığı handikapları çok ciddi bir argüman olarak kullanıyorduk. Hatta bu halka yabancılaşmakla ilgili bir sorunu da doğurdu. Onlardan uzaklaşmak, onlarla irtibat kuramamak, aynı Tanrı'ya iman ettiğiniz halde aldığınız pozisyonlar aynı olmadığı gibi kendinizi yan yana da hissetmiyorsunuz bu yabancılaşmanın sonucunda. Yani modern insanın kendi değerlerine, kendi kültürüne ve kendi geleneğine yabancılaşmasının, bu da dürüst olmak gerekirse modernleşen ama modernleştiğini fark etmeyen o ideolojik din algısıyla tersinden yapılıyordu. İnanç adına yapılıyordu diyeyim. İslam adına ortaya çıkan yanlışlara artık fatura kesilebilir. Bu haksızlıklara baş kaldırmasına nasıl diyor ahlaki gösteriyor. Üstelik de dini bir özellikmiş gibi adettiriyor kadına bunu. Ve bu hareketsizliği din adına alkışlanıyor kadının geleneksel toplumsal yapıda. Utancı övülüyor. Biz buna kısaca öğretilmiş bir ahlak diyebiliriz. Ve dikkat ederseniz hemen hemen evli kadınların hepsi bu ahlaki normların kendinde bulunmadığıyla ilgili eleştiriye tabi tutulmuştur. Biraz daha boynu bükük, tanan, sıkılan, itiraz edemeyen, işte başına vur ekmeğini al tipolojisindeki kadın kimliği İslam'la ve ahlakla içe geçmiş bir şekilde bir dayatmaya dönüşüyor diyor Cihan Aktaş. İşte diyor sahi bu kadının çocuğunun ve kocasının bakımları dışında kendisiyle ilgili taşıdığı hiçbir sorumluluk yok mudur? Kendisi var mıdır ki diye sormak gerekiyor. Bu soru aslında bana kalsa modern bir sorgulama. Çünkü ferdiyetini soruyorsun o kadının. Ve aile dışında sen geldin anne. Geldin mi kuzum? Bu soru oldukça modern bir soru. Aile dışında bir kadın kimliğinin eksikliği sorgulanıyor. Biz buna işte kamusal alanda
kadının yokluğu olarak eleştiriyordu. Ayrısı gayrısı yoktur eviyle, kocasıyla ve çocuklarıyla. Çocuklarının ve kocasının gözlerinden bakar dünyaya. Eğer fiziksel olarak ayrıştığında sudan çıkmış balığa döner. Adeta bu tabiri kullanıyordu Cihan Aktaş. Onun durumu diyor kocasının insafına kalmıştır. Biz bunu çok fazla eleştiriyorduk. Kadınların hayatlarının kişisel inisiyatife bırakılması olarak Cihan Aktaş da bunu hatırlatıyor. Bütün bu söylemler aslında bana fazlasıyla özgürlük talebi olarak göründü. Ne olarak anlamalıyım bilmiyorum ama fakat bu özgürlük talebi dine değil de gelenekselleşmiş algıya yapılınca farklı mı anlamalıyız diye bir soru bırakayım buraya. Aslında bu kadın fert olamamış, taleplerini dar bir alanda ifade etmiş bir insan olarak karşımızda. Çünkü bağlarıyla beraber kendini tanımlamasıyla ayrışamamış bir kadın modelinden bahsediyoruz. Buna ben olamamış. Bunu hemen Amentü'deki benle ilişkilendirebilirim. Yani bir insanın ben Allah'a inandım, inanıyorum dediğindeki o en eki aslında bir ferdiyet idrakının sonucunda söylenir. Ben olarak kendine işaret edebilen bir insan ancak iman etmiş olabilir. Sayfa 95'te Sofya Tolstoy'un anılarından bir iki cümle aktarmış yazarımız ve bence çok etkileyiciydi. Bunu paylaşmak istiyorum. Tolstoy anılarında anlatır diyor buna benzer duygularını. Diyor ki ben de her şeyi istiyorum ve her şeyi yapabilirim ama coşkunluğum geçince bebeklere bakmanın, yiyip içmenin, uyumanın, kocamla çocuklarımı sevmenin dışında hiçbir şey istemediğimi, hiçbir şey yapamayacağımı fark ediyorum. Bu saydıklarımın insanı mutlu kılması gerekiyor. Onlarsa beni hüzne boğmakta, dünkü gibi içimde ağlama duygusu uyandırmakta. Ne kadar acı bir itiraf. Kendisi olamamış, kendisini fark etmemiş. Fark ettiği zaman da çok şeyin gelip geçtiğiyle yüzleşen Sofya'nın çoğu duygusunu paylaştığını söylemeliyim. Yönetilme durumu gelenekçi kadının en belirgin özelliğidir diyor yazar. Fakat ince bir ayrım yaparak da tüm bu zor koşullarına rağmen hayatını onurlu bir çizgide de devam ettirmiştir bu kadın diyor. Bu ayrıntı bence de çok önemli. Bu diyor dinsel olarak ve ahlaki olarak dünyaya baktığı yerden kaynaklanır. Her halükarda ne yaşarsa yaşasın onurundan taviz vermemiş olması. Aydın kadın başlığında ise tabii ki bu topraklarda aydın olmakla modern olmak arasındaki ilişki hele o dönem çok kolay kuruluyordu zaten. Hatta aydın despotizmi hatırlayın Alev Alatlı'nın üzerinde çok durduğu bir söylemdi. Biz de Kemalist ideolojinin bürokratik baskısıyla bu aydın despotizminin eşlik ettiği bir bakış açısına muhataptık. Öyle diyeyim daha doğrusu. Bunun da insana yaptırmayacağı şey yok maalesef. Çünkü çok ciddi baskı altında hissediyorsunuz siz kendinizi hem entelektüel olarak hem sistem karşısında. Orada konuşlanmanız gereken şey daha çok savunmacı ve gayri ihtiyari reaksiyoner bir durum olmak zorunda kalıyor. Aydın kadın, aydın olma sorumluluğunu sürekli sorgulayan ve kendini aşma çabası içinde olan biri olarak son tahlilde Müslüman olmaya kadar onu götürmüyorsa yeterince aydın değildir tespitinde bulunuyor. Yani hayatı, varlığı, kendini ve varoluşunu sorgulamanın ontolojik bir boyuta onu götürmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu konuda hiçbir itirazımız olamaz. Yoksa sadece toplumsal bir itiraz olarak kalacaktır bu sorgulama. Toplumsal olan her ne kadar derinliğe atılmış bir adım olsa da insanın yeryüzü hikayesi için yeterli bir derinlik değil. O yüzden bu aydın olma sorumluluğunun yarı yolda kalmış bir hikaye olarak nitelendirebiliriz aslında. Wollstonecraft'ın kitabına bolca atıf vardı. Onu da dahil ederek yani 1800'lü yıllarda kadın hakları ile ilgili batıp yazılmış olan kitapları atıp yaparken Virginia Woolf'u da andı. Tabii ki Simone de Beauvoir'ı da andı. Onların aydın olma süreçlerini tamamlayamadıklarını ifade etti. Yukarıdaki tespit burada daha net bir şekilde görülüyor. Aydın bir insan hayata aracısız yaklaşan, kendi elleriyle dokunarak, kendi gözleriyle bakabilen bir kişiliktir tanımıyla aydın olmakla yaşamak, düşünmek, anlamak sorumluluğunu alan insanı birbirine eşitledi. Çok isabetli bir tespit tabii ki yaşam sorumluluğunu, düşünme sorumluluğunu, anlama sorumluluğunu, yapıp ettiklerinin sorumluluğunu, dünyada olup bitenin sorumluluğunu almak,
insan olmak adına çok ciddi bir idrak düzeyi. Kitaptan bir alıntıyla devam edecek olursam, insanların cinsiyetlerini birbirlerine üstünlük olarak, temel olarak alınmasına itiraz ediyorum diyor. Soruyor o da, aynı bizim gibi. Peki diyor, bu böyle olduğu halde İslam'ın tarihi boyunca cinsiyet açısından neden hakir görülmüştür? Neden tüm bu muamelelere maruz kalmıştır kadın? Yani aslında kitabın başındaki o benim yapmış olduğum yüzleşme bu satırlarda yazara olan bir eleştiri olarak değil de yazarın da zihninin getirdiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Müslüman kadın kendi insan kadın kimliğini bilinçle sahiplenerek koşullarını sorgulayan biridir. Bana sorsanız insan olmak koşulları, şartları sorgulayan biridir. Yani insan eliyle oluşturulmuş şartların üstüne çıkabilme, onu sorgulayabilme cesaretini kendinde bulandır aslında. Bu tespitlerde işte budur diyor insan. Eğer diyor yazarımız bütünüyle koşullarla desteklendiğinde kadınların kadın insan olarak toplumda yerlerini alması daha kolaylaşacaktır. Bunlar önce okuduğumuz kitaplarda olduğu gibi insan olma imkanı kazanacaklar. Aynı zamanda da işte toplumsal yerlerini açmak için de inisiyatif kazanmış olacaklar. Ve bu inisiyatif de bir hak ediş olacak. Pozitif bir ayrımcılık olmayacak. Biz de bu durumun artık istense de istenmese de bu seviyeye geldiğini ve bu seviyedeki değişmesi gereken ilişkiler ve algıların neler olması gerektiğini tartışıyoruz aslında. Kaç videodur? Çoktan bu aşamalar geçildi. Bunun için üniversitede okuyan kadın oranına, kız oranına bakın. Kamusal alanda bulunma talebine kadınların lütfen bakın. Artık bu işin geçildiğini ve kamusal alanda oldukça saygın yerler alınmaya başlandığını ve bütün bu olup bitenden sonra kadın erkek ilişkisinin, kadına algının nasıl değişmesi gerektiği, ne olması gerektiği sorusunu soruyoruz aslında. Demek ki aydın Müslüman kadın evliliği tarafından belirlenmeyi kabullenmeyendir. Evliliği onun kişiliğini, üretkenliğini öldürmez, tüketmez, aksine güçlendirir ve destekler diyor. Tabii ki gene çok ideal bir çerçeveden bakılmış. Ben de biz de öyle diyoruz diyorum. Hemen yanına öyle ekledim notlarımı. Bundan korkulmamalı da diye ekliyorum. Hatta bunu insana, insanlığa dair bir borç olarak görmeliyiz. Veya imani bir zorunluluk olarak görmeliyiz. Allah'ın bir kulunun diğer kuluna asla yapmaması gereken şey. Onu daraltmak, azaltmak, aşağı çekmek. Onun kendi potansiyelini öldürmesine sebep olmak, o potansiyeli ortaya çıkarmasını engellemek büyük bir insanlık suçu. Herhangi bir insanlık suçunun da büyük günah olmaması içten bile değil diye düşünüyorum açıkçası. Ve tekrar kitaptan bir alıntı, dünyayı iyi görüp değerlendiren ve bundan yola çıkarak eşlerin saygı duyacakları bir konuma doğru sürekli birbirlerini yükselttikleri bir evlilik diye bahsediyor. Birinin diğerini aşağı çekmediği, değersizleştirerek değer bulmaya çalışmadığı, insan hissetmek için insanla muhatap olması gerektiğini bilen insanların yaptığı bir evlilikten bahsediyor aslında. Burada bu yazdığım tabiri bir daha kullanmak istiyorum. İnsanla muhatap olması gerektiğini bilen insandan, yani aslında bir insanın kendisinin insanlık yolculuğunu devam ettirebilmesi için insanla muhatap olması lazım. Nakıs insanı talep etmek nefsi olarak belki hani tatmin edebilir ama çift taraflı insanlık kaybıdır aynı zamanda. Şöyle diyelim daha doğrusu, bu değersizleştirerek değer bulma, azaltarak, aşağı çekerek, insanlık potansiyelini kullanmasına izin vermeyerek kurulan bütün ilişkiler, ister cinsiyet, ister hemcinsel arasında olsun hiç fark etmez. Bunu yapan insanı zalim yapar. Kaçınılmaz olarak. Belki elinde yeterince inisiyatif yok diye sistem adına zalim değildir o insan. Ve annelik tek başına bir iyilik demek değildir diyor yazarımız. Toplumsal sorunlara kulak asmayan bir iyilikten bahsedilemez diyor. Çok isabetli. Yani dar alan sorumluluk algısıyla pozisyon alan insanın ister kadın olsun ister erkek olsun kulluğu yüceltilemez. Hangi doğal atıfla olursa olsun, isterse doğurmak olsun, yüksek endişeler ve mümkün olduğu kadar sorumluluk alanını genişletmekle iman arasında, Allah'a kulluk arasında
idrak arasında, aydın, entelektüel olmak arasında bir ilişki kurulmak zorunda. Ve o yüzden de insanı dar alanda değil, mümkün olduğu kadar geniş alanda ele almalıyız veya insanlık kamil mümkün olduğu kadar büyük alanda ortaya çıkar diye, büyük sorumluluk alanlarında ortaya çıkar diye düşünmeliyiz. Ben eklemiş olayım. O yüzden de sorumluluk alanları azaltılarak ve daraltılarak değil, mümkün olduğu kadar genişletilerek insanlık yolculuğu devam etmeli. Unutmayalım, erkeklerin bugüne kadar elde etmiş olduğu inisiyatifler toplumsal alanda almış oldukları sorumluluklar üzerine inşa edildi. Ve aydın Müslüman kadını sistemin dışında da tanımlayarak en baştaki sistem karşıtlığının aslında aydın Müslüman kadınla ilişkisini de tanımlamış oldu. Yani o sistem içerisinde oluşmayan, sisteme karşı pozisyon alabilecek cesareti kendisinde bulunduran, sisteme göbek bağıyla bağlı olmayan, yani aslında insanların oluşturmuş olduğu şartlara kuş bakışı, yani o teoriye bakışına sahip olan inanmış bir kadından bahsediliyor. Kitabın son bölümünde bu aydın Müslüman kadının toplumsal hayat içerisinde etkin, güçlü olabilmesinin rahatlığının örtüyle sağlandığını söylüyor. Fakat o dönem bizim de çok fazla kullandığımız bu örtüye üniforma yakıştırması yapıyor. Unutmayın, o reaksiyoner tavrın, o ideolojik tavrın nihayetinde böyle sert söylemler ve sert ifade etme tavrını bu kelimelerle göstermesi kaçınılmaz şüphesiz. Daha sert bir dindarlık, daha sert bir konumlanış. O yüzden de kırgınlıklarımız ve kırıklıklarımız da çok derin oldu. Üniforma 1990'lı yıllardaki o ideolojik dilin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor bu kitapta da. Ama kadının cinsel bir objeye indirgenebilmesine bir önlem anlamında örtü değerlendirilebilir tabii ki. Örtüyü toplumsallaşması için kadının ona bir alan açıcı yönü olduğunu ifade ediyor yazar. Epeyce de bir alandı kadının toplumsallaşması, insan kadın olabilmesi için örtünün ona nasıl bir alan açtığıyla ilgili satırlar. Kadının toplumsal alanda var olmasıyla ilgili erkekten izin almasına dair satırları da hatırlatmış olayım. İnsan hani kamusal kimlik olarak, bir doktor olarak, bir mimar olarak, toplumsal bütün kademelerde düşünün lütfen. Bu toplumsal sorumluluğunu yerine getirmek için yola çık hayat arkadaşından izin alması gereken bir bakış açısı. Yani kitapta da onu görüyorsunuz. O gelgitleri görüyorsunuz nihayetinde. Acaba toplumsal sorumluluklar eğer imani bir bilinçle eşlenirse birinden izin alınması gereken sorumluluklar mıdır diye düşünelim. Aslında bunlar vazifeler değil midir? Kulluğun çok önemli bir parçası değil midir? Hiç kimse kul olmak için bir başka insandan izin almak zorunda değildir. Hiçbir cinsiyet aslında bunu sağlamaz. Bence sistemler bile bu konuda insanın karşısında duramazlar. Durmamalar demiyorum, duramazlar. Fakat şöyle yumuşak bir geçiş yapılabilir. Tabii ki bu konuda tamamen istişarelere açık alan insana dair her konuda var diyelim daha doğrusu. İstişareden bahsetmiyorsak, eğer bir izin almadan bahsediyorsak buraya şerhimi de düşerim açıkçası. Kitabın sonlarına doğru şu itirafta bulunuyor yazar. Elbette biz burada ideal aile kurumu ve kadın üzerinde duruyoruz diyor. Ben de bir oh çekiyorum. Yani yazara haksızlık etmediğim, aslında nerede durduğuyla ilgili tespiti isabetli yaptığım konusunda. Cihan Aktaş son dönemlerde ne söylüyor diye bir iki tane video izledim. Açıkçası bu kitaptaki söylemlerden çok daha ciddi tahliller ve çok daha ciddi kavramsal entelektüel bir zeminde durduğunu söylemeliyim. O yüzden kendi şahsına yapılmış bir haksızlık değil de dönemsel olarak bir algıyla yüzleşme diyebiliriz aslında bu videoya veya bu okumaya. Sayfa 221'deki cümleleriyle bitirmek istiyorum. İslam'ı seçişiyle kadın bir birey olarak topluma katılacaktır ve her şeyden önce keyfi uygulamalarla bağlanmayacaktır eli kolu. Bir takım kimselerin isteklerine bağlı yönlendirmelerle belirlenmeyecektir hayatı diyor. Bu cümleleri sadece şu hatırlatmayı yaparak eşlik ediyorum ben. Doğuştan her insan bu haklara insan olarak sahiptir. Okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.